Ben 14 yıllık tarih öğretmeniyim. Yaklaşık 10 yıldır bu çocuklara proje yaptırıyorum. Çocuklara belli bir dönem sonra şunu gördüm ki yaparak, yaşayarak öğrenmenin, çocukların belli projeleri kendileri gerçekleştirmeleri sonucunda öğrendiklerini, daha fazla bu konular hakkında bilgi edindiklerini, tarihi sevdiklerini gördüm. Aynı zamanda grup çalışması yaptıklarından dolayı birbirleriyle ilişkilerinin arttığını, yani bunun da eğitim ve öğretim adına çocuklara faydalı olduğunu gördüm. 10 yıldır yaptığımız bu proje biraz daha genişleyince gençlik hizmetlerinin bize getirdiği teklifle, onların işbirliğiyle, onların bize burada mekanlarını açtılar. Spor salonu verdiler. Bu spor salonunda yaklaşık 150 tane öğrenciyle biz böyle bir çalışma başlattık. Ekim ayından bu yana haftanın her günü 25 öğrenci buraya geliyor. Burada farklı savaşları çalışıyor. Biz tam 9 tane farklı Osmanlı zaferini 25 proje üzerinden götürüyoruz. Her bir savaş için 6 tane öğrenci görevli. Bu öğrenciler burada öncelikle kendi aralarında gruplaşıyorlar. Öncelikle savaşın orijinal bir şekilde tarihçesini araştırıyorlar. Daha sonra savaşın mekanını araştırıyorlar. Daha sonra bütün savaş hakkında bilgileri edindikten sonra hep beraber bildiğimiz o ufak plastik askerleri teker teker Yeniçeri kıyafeti dikiyorlar. Ya da Osmanlı askeri ya da Çanakkale'deki Türk askerinin kıyafetlerini dikiyorlar. O mekanları yapmaya başladılar. Yaklaşık 6 aydır biz bu şekilde çalışıyoruz. Mayıs ayında da bu projemizi sergileyeceğiz. Bu hafta sonunda savaş projelerimiz bitiyor. 25 tane savaş projemiz bitiyor. Bu projeler panoramik maket görüntüsü içerisinde 3'er metrekarelik alan içerisinde bulunuyor. Bu hafta bunlar bittikten sonra ikinci projemiz, bu çocuklarla yine 150 öğrenciyle ikinci projemiz minyatür projesi. 36 tane dünya kültürüne katkı sağlamış eseri. Arkada bir tane de zaten Eyfel Kulesi'ni görüyorsunuz. 36 tane dünya kültürüne katkı sağlamış eserin minyatürünü yapıyorlar çocuklar. Bu çalışma sonunda çocuklar hem tarihi seviyorlar, hem birlikte çalışmayı öğreniyorlar, hem de tarih yaparak, yaşayarak öğrenme şansı buluyorlar. Bu çocuklar bunu sadece yapmıyorlar, bu savaşları birebir anlatıyorlar ve bu çok masraflı ve çok külfetli bir şey de değil. Ne bileyim, toprağı kavrulmuş mısır unundan yapıyorlar. Okları, yayları kürdanlardan yapıyorlar. Deniz folyosu kullanıyorlar, jöle kullanıyorlar, köpük kullanıyorlar. Sizin belki de atıl diye görebileceğiniz birçok şeyi onlar bir araya getirerek proje Evet, üretiyorlar. İstanbul'un Fethi var, 1. Viyana kuşatması var, 2. Viyana kuşatması var, Haçova Meydan Savaşı var, Mohaç Meydan Savaşı var, Sakarya Meydan Savaşı var. 3 farklı görüntüden Çanakkale Savaşı var. Preveze Deniz Savaşı projeyi var. ben ilk kez çocuklarla ufak çapta başladık. Daha sonra çocuklara böyle bir projeyi sunduğumda şu tepkiyi aldım. Hocam biz bunu yapamayız, biz nasıl yapacağız, biz mimar mıyız, biz nasıl yaparız tepkisini alınca çocuklara özgüveni aşıladım. Yapabileceklerini söyledim. Ve yavaş yavaş çocuklar yapmaya başlayınca bunu yapabildiklerini gördüler. Ve sonuç itibariyle bunu her geçen sene biraz daha geliştirerek iyice profesyonel hale getirdik. Çanakkale Savaşı'nı yapıyoruz. Biz yaptığımız için çok mutluyuz. Böyle savaş, yani tarihe daha bir ilgimiz arttı bu proje sayesinde. Yani ne bileyim, daha bir güzel oldu yani. Yani neleri yapabileceğimizi anladık. Nelerde yetenekli olduğumuzu anladık bu şekilde. Askerleri biz tek tek dikiyoruz. Böyle bacaklarını, üstlerini, kafalarını. Bir de farklı renkte oldukları için yüzlerini, ellerini boyuyoruz. Ondan sonra kollarını kesiyoruz. Böyle silah yapıyoruz ek olaraktan. Ondan sonra deniz mesela toz şekerini boyuyoruz mavi spreyle. Öyle yapıyoruz. Ondan sonra çadırlarımızı yapıyoruz. Dağımızı köpükten yapıyoruz. Yeşile boyuyoruz. Güzelce Biz düzenleyip Preveze de. Deniz Savaşı'nı yapıyoruz. Mesela yani önce bu mekan hakkında işte bilmem bazı özellikler hakkında işte araştırmalar yaptık. Ondan sonra orijinaline uygun olsun diye her şeyi tek tek ayarladık. Çizim yaptık. İşte ondan sonra döktük. İşte böyle şeyler yaptık. Sonra askerleri dikerken mesela bizim askerlerimiz Levent askerleri. Levent askerlerini daha önceden hiç bilmezken mesela onlar hakkında bilgi öğrendik. Tarihimizi öğrenmiş olduk. Onları diktik işte böyle onlara işlemeler yaptık. Osmanlı askerlerini falan öğrenmiş olduk. Sonra mesela kadırgaları falan hiç bilmezdik. Galyotu onları yapmış olduk. Öğrendik, yaparak öğrendik.